Vaktiyle bir adam, ben dedi mutlaka bir sadaka vereceğim. Geceleyin evinden sadakasını alıp çıktı ve onu bilmeden bir hırsızın eline tutuşturdu. Ertesi gün beldi halkı hayret dedi. Bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş diye konuşmaya başladılar. Adam Allah'ım sana hamd olsun ben bugün de bir sadaka vereceğim dedi. Yine sadakasını aldı evinden çıktı. Onu bu sefer de yine bilmeden kötü iş yapan bir kadının eline tutuşturdu. Ertesi gün halk, olur şey değil, bu gece böyle böyle bir kişiye sadaka verilmiş diye konuşmaya başladı. Adam, Allah'ım öyle de olsa o kişiye sadaka verdiğim için sana hamdolsun ben mutlaka yine sadaka vereceğim dedi. Ve o gece yine sadakasını alıp evinden çıktı. Ve onu bu defa da yine bilmeden bir zenginin eline tutuşturdu ertesi gün halk, ya bu ne iştir? Bu gecede bir zengine sadaka verilmiş diye hayretle söylenmeye başladı. Adam, Allah'ım, hırsıza, o kötü işi yapan kadıncağıza ve zengine de olsa sadaka verebildiğim için sana hamdolsun dedi. Bu ihlası sebebiyle uykusunda o adama, hırsıza verdiğin sadaka, belki onu yaptığı hırsızlıktan utandırıp vazgeçirecektir o kadına belki yaptığından pişman olup iffetli bir kadın olmasına vesile olacaktır. Zengin de belki bundan ibret alıp Allah'ın kendisine verdiği maldan muhtaçlara dağıtacaktır denildi. Bu Buhari'de geçen bir hadisi şerifti. Her birimize sorsak, iyi bir insan mısın? Evet, Hı -hı. iyilerden olmak istiyorum derim. Bugüne kadar ben duymadım, bilemiyorum siz duydunuz mu? Ben kötü olmak istiyorum diye. Herkes iyi olmaya çalışıyorum diyor ama maalesef sadece ağzımızda bu oluyor. Kardeşlerim, iyi niyetli olmak, mütevazı olmak, herkesi kendimiz gibi bilmek, görmek. Bunlar çok güzel hasletler. Şöyle bir sual sorabilirsiniz. İbrahim kardeşim, sen anlatıp duruyorsun ama insanın kalbini yarmadan nereden bileceksin ki hoş? Yarsan da kalbini, damarlar, kas sistemi ve kan göreceksin. Nereden bileceğiz bunu? Hmm. Sorunun cevabı bizi bayağı bir açtığı için gelin sizlerle beraber bu konuya balıklama dalmayalım ve üstadların bu konulara verdiği cevapları inceleyelim. Onlardan bir tanesi İmam Gazali, Allah rahmet eylesin, bunun amelden daha önemli olduğunu hatırlatmıştır. Şimdi niyet bir işi yapmaya azmetmek, o işi ne uğruna ve niçin yaptığına karar vermek deniyor. Böyleyse bir Müslüman, kadın da olsun erkek de olsun fark etmez, her yapacağı işin, her eylemin, her amelin başında niyet etmeli. Çünkü amelin Allahu Teala'nın katında bir değer kazanabiliyor olması için niyet şart. Niyetsiz amel insan için bir meşakkattır, bir güçlüktür, ağırlıktır demiş. Tamam. İşin burasında bir virgül koyuyoruz. Ha yıllar önce hocalarımızdan duymuştuk hatırlayın. Evine giden bir erkek, evin reisi hanımına efendim bir hediye aldı. Ucuz da olsa veya hediyeyi bırakın domates aldı. Bunu sadaka niyetiyle aldı manavdan diyelim pazardan evine götürdü. Hayır oldu mu oldu. İmam Gazali'nin dediği gibi niyetine aldı mı onu aldı. Bir hanım kardeşim yemek yapmak zorunda değil, çocuğuna bakmak zorunda değil. Belki bunları ilk defa dinleyenler de vardır. Peki, bir hanım kardeşim yemeğini yaparken besmele seni çekti, salavatını okudu diyelim. Çorbayı karıştırıyor. Ya Rabbi, bu hayrımı kabul eyle dedi. Çoluğumun, çocuğumun doyması için, kendi karnımın da doyması için senin vermiş olduğun rızıkları eşimin sebep olarak vesile olarak getirdiği işte bu mercimeği, şunu bunu kaynatıyorum. Hem bize şifalar nasip buyur. Bu hayrımı da kabul eyle, hayırlardan say dedin. Niyet ettin, çok güzel. Yemek yerken bile besmele çektik ya, niyetimize de şunu alırsak, elhamdülillah bugün de soframıza oturduk. Ben bu yemekleri yiyemiyor olsaydım, ne ibadetlerimi ederdim, ne de helal lokma için uğraşıp durduğum o işime gidebilirdim. Bir hanım kardeşim de işte çoluğumun, çocuğumun, eşimin kendi ihtiyaçlarımı yemek yemezsem, karşılayamadığım gibi ibadetlerimi de edemem, halsiz kalırım diye yedik, ondan fayda sağladık. Sokağa çıkacağız, şu pantolon veya şu etek, bana çok yakışıyor, şu başörtüsü, şu saat, şu cep telefonu, böbürlenmek için o niyetle ben bunu giydiysem, zaten baştan kaybettim. Ama şöyle üstüme başıma baktım, temiz giyinmem gerekiyor, giyindim. Ama milleti hava atmak için değil, örneğin, Cep telefonu modası var, furya halinde devam ediyor. Şu markalım model mi, şu özellikli telefon mu diye. Ben bunu işim gereği kullanmak için mi aldım o telefonu, yoksa arka taraftaki logosunu göstermek için mi aldım? Yani hava atmak için mi aldım? Niyet çok önemli. Kardeşlerim, bu dünyada insanı en çok yalnızlaştıran bir şey nedir biliyor musunuz? İyi bir insan olmaya çalışmasıdır başkalarını düşünmek aman üzülmesin aman kırılmasın aman şu konuda zarar görmesin diye ve başkaları için iyi şeyler yapmanın veya yapıyor olmanın o niyette olmanın bu dünyada bir karşılığının bulunması imkansızdır kardeşlerim yapılan bir iyilikten karşılık beklemek tabii insanın kendi içerisinde kime sorsanız farklı şeyler söyleyebilir ama burada çoğu insana göre değişmeyen tek karşılıksa İyilik yaptınız diyelim bir insana ondan en azından bir tebessüm görmek, ayaklarınıza kapanması falan değil. Eyvallah kardeşim, bitti. Ya da bunu sağlayamıyorsa kötülük görmemek. insan o hale geliyor. İyilik yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Bu sefer senin nefsine de ağır geliyor. Ya insan yemek yediği kaba tekme atar mı diyorsunuz. Bir hikaye var daha önce anlatmamıştım. Belki duyanlar vardır. İki komşu esnaftan orta halli olan, zengin olanı hiç çekemezmiş. Öyle ki hasetliğinden, geceleri gözüne uyku girmezmiş. Sabaha kadar rakibini nasıl çökertebilir, hangi kampanyaları, hangi indirimleri, hangi ticari faaliyetleri yapabilir, ondan daha fazla kazanmak ister, onu düşünürmüş sabaha kadar. Yine Böyle bir gece planlar yaparken aniden üstüne bir ağırlık gelmiş ve uyuyakalmış. kalmış. Rüyasında bir Allah dostu kendisine şöyle seslenmiş: Dile benden ne dilersen ama bir şartım var. Kendine ne istersen iki mislini hani düşündüğün o rakibin var ya komşu esnaf ona vereceğim. Adam düşünmüş, cevap vermiş. Tamam demiş. Gözümün birini kaybetmek istiyorum. Ya rüyada bile. Bu yaşanmış bir örnek, bir itiraf daha doğrusu. Kardeşlerim, neden tek gözünün gitmesini istiyor? Onun iki misli verilecek ya karşısındakini. Tek gözünü kaybetmeye razı yeter ki komşusu rakip olarak gördüğü o esnaf kör olsun. İnsanların duygularında bile ne kadar cimri olduklarını anlayabiliyoruz. Duygularında bile etrafınızda bir sürü insan görüyorsunuz değil mi? Sanki kendilerine yapılan iyilikler onların hakkıymış, böyle olması gerekiyormuş gibi yaşıyorlar. Tekrar ediyorum, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Eğer başkaları için, başkalarının iyiliği için, başkalarının daha kaliteli bir hayat sürmesi, cihaletten kurtulmaları vesaire için uğraşıyorsanız yalnız kalabilirsiniz bu karşılığı Allahu Teala'dan beklemeyi, niyeti buraya kanalize ederseniz daha rahat etmiş olursunuz. Ama niyet sadece ondan bir kazanım elde edeyim, bugün ona yardım edeyim, sonra onun yaptığı hizmeti ele geçireyim olmamalıdır. Mesela bizim sağ olsun YouTube yayınlarımızın daha kaliteli olması için elinden geleni yapmaya çalışan çok değerli kardeşlerim var. Ben de bu hizmette bir yerlerde olmak istiyorum. Ne yapabilirim? Diyenler var. Bazen alet edevat alınıyor işte. Bunun neresinde olabilirim? Diyenler var. Ama bu iyi niyet olmasına rağmen bazen de kötü niyet olabiliyor. Mesela sana bir faydası oldu diyelim. Bunu eline yüzüne bulaştırıyor. Ben olmasam zaten bunu yapamazdı. İşte bundan dolayı şu oldu, bu oldu. Veya seneler geçtikten sonra ben olmasaydım sen onu alamazdın gibi hiç vermese çok daha iyi olurdu diyeceğiniz bir hale geliyor. Ama her parmak ölçüsü birbirine uymuyor. Beş parmağım, bir tanesi ayrı, bir tanesi ayrı. Bazıları da diyor ki, seni satın aldığını zannediyor mesela. Bir yere gidiyorsunuz, bir hayırda bulundunuz, onu Allah için vermiyorsunuz. Daha sonra bir menfaatim olacak senden, onun için veriyorum der gibi oluyor. O yüzden bunu baştan bilmemiz lazım. Biz niyetimizi kontrol edelim. Şunu unutmamak lazım. İnsanlara bazen kalbimizde oturabilecekleri bir sandalye koymak isteriz. Dinlensinler, değil mi? Faydamız olsun, iyilik yapalım. Ama ne olur? Kalbinizin zeminini hiç düşünmeden bir kamyon eşya ile gelirler bazen. Kendilerine sunulan iyilikleri sımsıcak bir yardım eli olarak görmekten ziyade nasıl olsa enayiyi bulduk, devam edelim moduna getirirler. Zaten bunlar hep çocukluğumuzdan gelen şeyler. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Lütfen sizler de düşünün. Şunları yaşamadık mı? Affedersin başkalarını aldatan, kazıklayanların ne kadar akıllı, ne kadar kurnaz olduklarını duymadık mı? Etraftaki insanlar bunlar anlatıldığı zaman gülerlerdi. Ha demek seni kandırdı ya, hımm falan. Ya ne gülüyorsun beni kandırdı sözünde durmadı. Ama çok akıllıymış, seni iyi kazıklamış bunun neresi acaba iyiliktir, güzelliktir? Ha demek ki akıllı olmak, kurnaz olmak iyi veya kötü seçeneğini belirledikten sonra hayır ve şer oluyor. Ona bakarsan daha çok çocuğun ölmesi, daha çok kadının kocasız kalması, daha çok anne ve babanın evlatsız kalması ve kan gözyaşının hüküm sürmesi için çalışan eli silahlı insanlar yok mu? Terör örgütleri yok mu? Onların babaları yok mu? Onlara silah satanlar yok mu? İnsanların ölmesi için veya sakat kalması için, hasta olması için, gıkını kıpırdamayanlar, kıpırdatmayanlar, tam tersine o uyuşturucuyu satabilmek için, 8 yaşında, 10 yaşında çocukları kullanan insanlar, akıllı olmalarıyla beraber, aynı zamanda hayırlı bir iş mi yapıyorlar? Niyetimizi tekrar kontrol edelim. Bir kural, kaide, müminin niyeti zaman ve önem bakımından amelinden önce gelir. Allah Allah. Allahu Teala'nın ihsanı elbette sınırsızdır ama yapılan amelin karşılığını adaleti icabı verir. İnsan her amelin başında o zaman niyetini tazelemelidir. Bizi diğer zaten canlılardan ayıran özellik de bu değil midir? Çok ortak noktalarımız var evet ama biz insanlar seçme iradelerimizi kullanıyoruz. Bununla amel ediyoruz. Ama hayvanlar Allahu Teala'nın onlara verdiği ilham duygularıyla hareket ederler. Seçme efendim iradeleri yok. Nasıl ki küçücük arılara bir düzen kuracaklarını Allahu Teala vahyetmiş. Arı nereden bilsin zaten ömrü ne kadar hangi çiçekten hangi poleni alacak da onu nereye götürecek de kaç derece sıcaklıkta o kovanın içerisinde polen haline getirecek yok bir kısmı bal olacak da bunların nereden bilecek? Demek ki hayvanlar ilham ile bunu alıyorlar. Doğuştan programlanmış bir hareketleri var. Balık doğuyor, birinci, ikinci dakikasında annesinden yumurtadan işte çıktı diyelim veya bazı balıklar 20 gün yumurtada kalıyor. Yumurta çatladı çıktı, hemen yem aramaya başlıyor sağa sola. Kediler de öyle mesela. Onlarda bir program var. O programın bir benzeri insanlarda da var mı? Var. Lakin insanla diğer yaratılanlar arasındaki en önemli şey akıldır ve iradedir arkadaşlar. İradenin arkasında niyet vardır. Niyetin arkasında da akıl vardır. Akıl niyeti, niyette iradeyi getiriyor. Niyetsiz bir hareket, amel olmuyor. Bir insan düşünün uyuyor gecenin ikisi olmuş. Haberi bile olmadan bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Aynen onun gibidir bu da. Niyetsiz bir amel aynen gecenin ikisinde horul horul uyurken sağdan sola dönmendir. Ayaklarını kaldırıp indirmendir. Haberin oluyor mu? Olmuyor. Böyle bir örnek verilmiş. Yani şunu öğreniyoruz o zaman. 24 saat içerisinde işte gece oldu, sabahleyin kalktık vesaire. Hangi davranışı yaparsak, hangi eylemin Allah katında değerli olduğunu öğrenmek istiyorsak, niyetleri iyi bileceğiz. Senin kalbinden geçeni, başkası duymadığı gibi Allah Celle Celaluhu izin vermedikten sonra melekler bile duymuyor kalbinden geçeni. Çünkü onlar yazıyor sadece. Sağımızda ve solumuzda kiramen kadibin var ya, iyileri yazıyor, kötüleri yazıyor. Onlar senin niyetini nereden bilsinler? Sadece yazıyor. İkindi vakti namazını kıldı. Akşamı kaçırdı. Bunlar yazılıyor. Niyetler bilinmiyor. Sadece ve sadece Allahu Teala bilir o kişi dışında. Kardeşlerim, müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Hadis-i şerifini duymuş olmanız gerek, değil mi? Tanıdık geliyor. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Bazen öyle olur ki cidden insan amelsiz de sevap kazanabilir. Allah Allah nasıl oluyor bu? Amel etmeden nasıl sevap kazanabiliyoruz? Anlatacağız inşallah. Efendim farz ibadetlerde durum farklı. Yapamayınca sorumluluk kalkmaz. Ne yapmak lazım? İade etmek lazım. Ama halis bir niyetle, temiz bir niyetiniz var. Bir işi yapmaya çalıştınız, bir ibadeti yapmaya çalıştınız, birine bir hayır yapmaya çalıştınız ama yapmak nasip olmadı bu sefer senin niyetin ona yardım etmekti veya o ibadeti yapmaktı sevap yazılıyor. Mesel anlaşıldı mı inşallah? Yani amelsiz sevap kazanabilir insan oturduğu yerden. Bugün deseler o abi oturacaksın. Günde şu şu saatlerde aklından bunu geçireceksin. Niyetine bunu alacaksın. Biz de senin banka hesabına IBAN numarana şu kadar para yollayacağız diye. Hatta buna gerek yok. Şu hareketleri yap, şu kelimeleri kullan. Yani namaz kıl deseniz kamerayla kontrol edeceğiz. Namaz kılıp kılmadığını o vakitlerde seni camide görürsek veya işte salona kamera koyduk. Kıldığın namaz kadar sana şu kadar para verilecek dendiğinde ortalık karışırdı. İnsanlar sokakta, parkta, piknikte görünmezdi. Herkes kafasını yerden kaldırmazdı. Parası cebine girene kadar girdikten sonra giderdi sonra bir daha alırdı falan. Neyse üç gün uyumayayım. Şu kadar daha fazla rekat olsun diyenlere de şaşırmamıştık. Umreye gideceksiniz, niyet ettiniz, hazırlıklarınızı yaptınız, her şey tamam, paranızı denkleştirdiniz, herkese helalleştiniz, gidiyorum gidiyorum inşallah umreye diye. Hadi bakalım. E, öldüm o zaman ne olacak peki? Sen ne niyet etmiştin? Umreye gidecektin sevabını aldın niyet böyle bir şey. O yüzden bu kadar önemli. İnsanlar bir araya gelseler, Allahu Teala'dan bir şey isteseler. Kur'an-ı Kerim'in tabiridir. Ne isterseniz isteyin Allahu Teala'dan, hiçbir şey eksilmez ondan. Rahmeti sonsuz, merhameti sonsuz. Kendisinin hazinesinden hiçbir şey noksan olmaz. İşte o yüzden biz de her yapacağımız harekette Niyetlerimizi bir kez daha bir kontrol etmeye çalışalım. Neye niyet, neye kısmet derler ya. Kötü niyet için yerine göre bazen günah, iyi niyet için her zaman sevap oluyor. İyi bir iş yapmaya niyet ettiniz fakat onu yapamadınız, sevap aldınız demiştik. İşte bu konuda bir hadis-i şerif var. Müminin niyeti işinden hayırlıdır buyruluyor. Bu bizim için çok önemli. Yapamıyorsak da niyet edelim ama boş şeylere değil. Yani ben 30 yıl içinde namaz kılmaya niyet ediyorum. Ya Rabbi şahit ol. Böyle bir şey yok. Niyetin bugünden başlayacak. Ben niyet ediyorum zinayı ve içkiyi, kumarı 3 sene sonra bırakacağım. Peki 3 sene içerisinde ölürsen ne olacak? Mevzu o. Değerli kardeşlerim, yiyip içmek mübahtır. Mübah nedir? Herhangi bir sakınca, problem teşkil etmez bugünün tabiriyle. Mübah olan şeyler. Hanımınızla, çoluğunuza, çocuğunuza veya yalnızsınız yediniz, içtiniz. İçinde alkol olmayan, şüpheli şeylerin olmadığı şeyler. Allah'ın emirlerini yapıp yasak ettiklerinden kaçmak için gücümü, kuvvetimi almam lazım diye niyet ettiniz, yediniz. Bu sizin için taat olur ve sevap olur. Efendim oruç tutacaksınız. Ertesi gün niyetlisiniz akşam ezanına kadar sahurda kalktınız, biraz da fazla kaçırdınız. Bu israf olmuyor. Neden? Niyetin oruç tutmak senin. Koku sürdün mesela. Tabi insanları rahatsız etmeyecek şekilde. Çok güzel ama başkalarının ilgisini çekmek için, dönüp dönüp bakmaları için yaptın bunu, kaybettin. Mesela camiye gittiniz. Camide oturmak ne güzel değil mi? Eserlerde görüyoruz. Mesela kabe'nin karşısında da otur. Hiçbir şey yapmıyorsan bile, orada durmak bile senin için bir sevap kaynağıdır. Kötülük yapmadığın her an senin için bir getiridir. Ama Allahu Teala'nın sevdiği bir yer olduğunu düşünerek gittin, efendim camiye daha çok sevap kazandın. E, birazdan ezan okunacak, e, namaz kılacağız. O yüzden ne yaptın? Bekledin. Fazla fazla kazandın. Oturdun bir sevap. Namaz kılacaksın birazdan bekledin ikinci sevap. Ahireti düşündün üçüncü sevap. Acaba birisi bir şey anlatırsa ben de dinlersem ahiretim için, dünyam için bir şeyler olursa bir kazanım elde edersem dedin. Al sana başka bir sevap. Lakin camiye gittin. Niçin bekliyorsun? Bunlar için değil saydıklarım için. Herkes gittikten sonra şu sadaka kutusu var ya onu çalmak için veya şuradaki halıları, kilimleri almak için. Hiçbir fayda yok hatta günah var. Niyet böyle kardeşlerim. İlimde de böyledir. Efendim, İslam fizik, kimya, biyoloji, matematiğe, astronomiye karşı. Kim diyor onu? Bu zamana kadar ilerleyememiş olmamızın sebebi İslam'dır. Allah Allah. Siz bunca şey yapmak istiyordunuz. Size İslam engeli oldu öyle mi? Maşallah. Hayır efendim. Güzel dinimiz insanlığa hatta hayvanlara, bitkilere yararlı olan her şeyi destekler. Ve Allahu Teala'yı bazı ilimlerle daha iyi tanırız, daha iyi öğreniriz. Ama siz bu bilgileri bomba üretmek, insanları öldürmek amaçlı yaparsanız bu bir günah olarak size döner. Düşünün bugün insanlar daha çok yaşasınlar diye sağlık sektöründe çalışan insanlar var. Bir taraftan terör örgütlerini kuran A babaları var. Bu sefer terör örgütüne ne lazım? Silah lazım. Peki bunlar için ne lazım? Ortamın gerilmesi lazım. Bunun için ne lazım? Medya desteği lazım vesaire vesaire. Bunların hepsi şer odakları. Demek ki fenle, ilimle, bilimle İslam'ın bir alıp veremediği yok kardeşlerim. Bu vesileyle sizinle bir hikayecik paylaşmak istiyorum. Olacak ya. Ormanda ayının biri dolaşırken ayağını bir kütük arasına sıkıştırmış. Uğraşmış hayvancağız, uğraşmış, bir türlü ayağını kurtaramamış. Adamın biri de bunu görmüş, ayının ayağını kütüğün arasından nihayet çıkarmış. Ayı bu adama bir iyilik düşünmüş. Bu bana bir iyilik yaptı, ben de ona bir iyilik yapayım diye. Ormandaki arıların yaptığı petekleri almış, getirmiş. Adam da balı bir güzel yemiş, orada uyumaya başlamış. Fakat tatlının kokusunu alan sinekler adamın yüzüne konarak rahatsız etmeye başlamışlar. Neredeyse o adam uyanacak hale gelmiş. Ayı da kendisine iyilik eden adam rahat uyusun diye sözde ona hizmet etmek için sinekleri kovuyor. Bakıyor ki kovmakla sinekler gitmiyor. Bari diyor sinekleri öldüreyim ya. Kocaman bir taş alıyor, sözde sinekleri öldürecek. Kafa çalışmıyor adamın suratan pat diye. Netice malum. Ayının ilmi olmadığı için iyi niyeti fayda yerine ne yaptı? Zarar vermiş oldu. Niyetleri de değerlendirmek zorundayız. Efendim benim niyetim iyiydi ama aklını kullanıp onu yapmaman gerekiyordu. Mesela Allah korusun boşanma ile alakalı hocalarımız ne diyor? Bazı şeylerin şakası yoktur. Şakası da ciddidir. Onlardan bir tanesi boşanma aktidir. İşte üç kez o kelimeyi söylemek mesela. Ne kadar tehlikeli. E benim niyetimde şu vardı. Ama bunun bir önemi kalmıyor kardeşlerim. Medine'ye hicret edenler Allah ve Resulü için hicret ettiler. Fakat bir kişi evlenmek istediği bir kadının şart koşması sebebiyle Medine'ye göçtü. O kişi ne oldu? Hicret sevabından mahrum kaldı. Uhud Harbi'nde Müslümanların safında fakat sadece kabilesinin şanı şerefi için yani savaşan, ölen bir münafık vardı Kuzman, cehennemlik oldu. Ama Uhud Harbi'ndeydi, Müslümanların safında savaşmıştı. Riya ve Süm'a yani fani insanlar görsün, duysun, konuşsun düşüncesi ibadetlerin kabulüne mani olduğu gibi Allah korusun insanı gizli şirkete götürebiliyor kardeşlerim. Niyet kötü olunca ilim faydasız ilme dönüşüyor. Allah'tan uzaklaştırıyor. Niyetlerimizi bundan böyle daha bir kontrol altına almaya çalışacağımıza inanıyoruz. Allahu Teala niyeti ve ibadetleri temiz olan ibadetleri kabul edilmiş, makbul görülen kullardan eylesin. Dualarda birbirimizi unutmayalım. Esselamu aleyküm. و رحمت الله و برکاته